İyi akşamlar. Saatlerimiz artık 21'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Arka Plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca dünya gündeminin en sıcak başlıklarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Hasan Başkanı Doktor Sayın Eray Güçler yine bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Yayınlar. Çok teşekkürler bil mukabele. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi de bizimle birlikte. Sayın Selvi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler bil mukabele. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem abi hoş geldiniz. Efendim, ayağınıza hocam. Sağlık. Çok teşekkürler. Orta Doğu uzmanı gazeteci Sayın Mete Sohtaoğlu. Mete hoş geldin. Ayağınıza sağlık. Sağ evet, gündemin en sıcak başlığı hiç şüphesiz İsrail-Gazze başlığı. Gazze'deki soykırım hala gündemin en sıcak başlıklarından biri. İsrail'in refaha girmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreci nasıl yorumlayacağı merak konusuydu. Ve dün CNN International'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bir röportaj verdi ve o röportajda kimine göre beklenmeyen, kimine göre ise çok enteresan olarak değerlendirilebilecek açıklamalarda bulundu. O açıklamaları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından konuklarımızla değerlendirmeye başlayacağız. Joe Biden'ın açıklamaları böyleydi. Şimdi de Netanyahu'nun en sıcak açıklamalarını ekranlarınıza taşımak istiyoruz değerli izleyiciler. Biden'ın bu açıklamalarına Netanyahu'nun nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyordu. Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalırız. Zaten söyledim, eğer mecbur kalırsak tırnaklarımızla savaşırız dedi Netanyahu. İşte bu açıklamadan hareketle biz de konuklarımızın değerlendirmelerini almaya başlayacağız. Eray Hocam sizinle başlayalım mı? Ne diyor Netanyahu? Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalırız. Zaten söyledim, eğer mecbur kalırsak tırnaklarımızla savaşırız. Alalım mı sizi böyle? Tiyatro, biraz da silahlar üzerinden de konuşalım. Tiyatro yapıyor tabii. Yani şimdi burada bir mağduriyet psikolojisi yaratıp dünya kamuoyunu başta Amerika olmak üzere kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Yani hiç kaç bin sivili öldürdüğünden bahsetmiyor yani. Yalnız kalmayacağını o da biliyor ama yani bir duygu sömürüsü yaparak işte görüyor musunuz Yahudiler dünyada yalnız. Yani biz kavramı var o içi bakarsanız vurgulamada. Yani biz yalnızız. Yalnız kalırsak da gene de savaşırız filan. Halbuki öyle değil. Küresel sistemi ele geçirmiş Siyonistler yani. Yalnız bırakırlar mı? Bırakmıyorlar zaten. Ama burada bir mağduriyet hani. Avukatları da bol maşallah. Çok. Çok. Yani Avrupa olsun. Yani bugün işte her yerde görüyoruz. Yani şu an çok açık edilmiyor ama yani İngilizinden tut Fransız lejyonlarına kadar pek çok orada deniz piyadelerine kadar pek çok Avrupa'nın, Amerika'nın özel birlikleri İsrail ordusuyla birlikte savaşıyorlar. Yani gerçekten Hamas 7 düvele karşı savaşıyor yani. Yani bunu görmek lazım. Bir de üstüne üstelik utanmadan böyle bir mağduriyet psikolojisi. Size savaşın diyen mi var yani? Bilakis savaşmayın diyen var. Yani size yönelik bir tehdit yok. Orada zaten sizin yüzünüzden katledilen, tarih sahnesinden silinmeye çalışılan bir Filistin halkı var. Siz bir halkı soykırıma uğratmak suretiyle yok etmeye, tarih sahnesinden silmeye çalışıyorsunuz. Hani bunun adı soykırım, barbarlık vesaire ama sonuçta Netanyahu ve Siyonist yönetimindeki ekip soykırımcı olarak tarihe geçtiler. Görüntüyü durduralım arkadaşlar burada. O 2 tonluk bombalar sivilleri öldürmek için mi kullanıldı diye soruyor sunucu. Bu bombalar ve diğer yöntemlerle Gazze'de siviller öldürüldü ve şehir merkezleri yok edildi. Biden'ın şimdi mi aklına geldi bu? Ya en azından şimdi söylemiş artık. Yani o da bir şeydir yani. Daha düne kadar ben Yahudi olarak geldim İsrail'e diyen bir adam bu yani. Şimdi diyor ki Gazze'de sivilleri öldürüyorsunuz. Yani hani bu politikacı, yani Amerikan politikacılarının tipik ikiyüzlülüğüdür. Bir öyledir, bir yarın tekrar geri ben de bir İsrailliyim falan derse hiç şaşırmayın. Yani hani zaten Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok. Ben de Siyonistim diyen bir adam. Tabii. Şimdi dolayısıyla burada nedir konu peki ikircikli böyle hareket etmesi? Seçimler geliyor. Yani şu an Biden'ı seçim korkusu aldı. O yüzden İsrail korkusunu bir kenara bıraktı. Yani bir kenara bırakmadı da ikincil duruma düştü. Yani şu an Biden gidiyor. Yani başkanlığa doğru değil, evine doğru gidiyor.
Teraziye koyduğumuzda İsrail'in soykırımlarından rahatsız olan çok sayıda insan mı ağır basar, yoksa Yahudi lobisi ve onların etkileyebildikleri yani insanlar mı? Gördüğümüz kadarıyla Yahudi lobisi bu devreye girmiş durumda. Hı. Muhtemelen şunu söylemişlerdir: parayı sana biz veriyoruz, imkanı ve gücü sana biz veriyoruz, seni de buraya biz getirdik. O yüzden biz ne dersen onu yapacaksınız diyorlardır. Ama şurada bir ayrıntı var. Hani 2 tonluk bomba nedir? Onu müsaadenizle kısaca açıklayayım mı? Birazdan konuşalım peki onları. Çünkü 2 tonluk bomba, işte 1500 Madrov tonluk bomba denen bombaların anası bomba, 500 olarak. Bir de bunlar güdümsüzmüş galiba hocam, değil mi? Bazıları. Yani hayır, güdümlü şöyle ki güdüm kiti takılabiliyor bunlara. Ama özelliği şu, bir o başlıkta bir döner, topaç gibi döner bir pervanesi var. O belli bir toprağın içine, yani çarpınca hemen patlamıyor. Belli bir seviye toprağın içerisine giriyor. Ondan sonra patlıyor. O yüzden dünyadaki bakın, dünyada diyorum, en etkili sığınak delici bombadır. Bu şu 2 tonluk bomba. JDAM dedikleri şey, müşterek doğrudan taarruz mühimmatı. Birazdan konuşalım mı onu? Şimdi ne demiş Biden? Eğer İsrail refa girerse, henüz kapsamlı bir saldırıyla girmediler. Eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim diyor. Bu önemli bir ayrıntı. Hı-hı. Burada şöyle bir ayrıntı vereyim size. Hani şimdi dünya kamuoyunda da İsrail Refah'a girdi, işte Refah'ı çeviriyor şöyle. Hayır yani, bakın bu doğru değil. Hı-hı. Ben aylardır, yani birkaç aydır sürekli Hı-hı. bunu söylüyorum. Yani Refah'a İsrail'in girmeyi dener mi? Hı-hı. Dener. Hı-hı. Yani bunu yapabilir ama girebilir mi? Hayır, pazartesi günkü yaptığı saldırı Refah saldırısı değildi. Hı hı. Refah sınır kapısını ele geçirme saldırısıydı. Hı hı. Yani yaklaşık 6 kilometre, 7 kilometre doğu hattından derinlikte ve devriye yolunu kullanarak tek koldan girip Refah sınır kapısını hı hı. kontrol ettiler. Yoksa Refah'ın içerisine girmedi. Hamas orada. Hı hı. Hamas devriye yolunda değil. Hamas içeride mevzilenmiş durumda. Dolayısıyla bunu bir Refah saldırısı, İsrail Refah'a girdi, her yönden saldırıyor. Bakıyorum böyle oklar çizmişler Refah'ın ortasından filan, çeşitli medya kuruluşlarında, bu doğru değil. Yani tek yönlü bir girme var, o da devriye yolundan tek kolda zırhlı ve mekanize araçları sokarak. Hepsini konuşacağız, az sonra haritada gelecek. Ben diğer misafirlerime de sormak istiyorum. Biden'ın yeni mi haberi oldu bu durumdan? Ya da neden şu anda böyle bir açıklama yapma gereği duydu? Şöyle Banu Hanım, şimdi Refah saldırısını durduracakları konusunda kendi kamuoylarına da dünyaya da çok güçlü teminatlar verdiler. Ama görünen o ki Refah'ta ilk aşamada belirlenen 50 hedef deniliyor. 50 hedefi havadan vurmak suretiyle, belli bir bölgeye karadan girmek suretiyle Netanyahu Refah'a da gireceğini gösterdi. Şimdi Netanyahu'yu engelleyemeyeceği ortaya çıkınca kamuoyuna bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama burada önemli olan bir nokta var. Bakın diyor ki, bizim gönderdiğimiz bu bombalarla Gazze'de siviller öldürüldü ve şehirler yok edildi. Bu bir savaş suçudur. Yani bu bir itiraftır aslında. Tabii, bu şu anda savaş suçu işlediğini itiraf ediyor. Bu dünyanın adaleti yok. Eğer adaleti olsa Biden, yani sivilleri öldüren bombaları verdiğini itiraf ettiği için yargılanması gerekir. Hı hı. Şu anda bir orada katliam yaşanmış, 40 bine aşkın insan ölmüş. Bunun çoğunluğu kadınlar ve çocuklar. Diyor ki bunları bizim gönderdiğimiz bombalarla bu katliam işlendi. Yani eğer Hitler deseydi ki, ya da Nürnberg mahkemelerinde yargılananlar deseydi ki, biz bu Yahudileri işte şunların gönderdiği gazlarla ya da silahlarla burada yok ettik deseydi, onlar savaş suçlusu olurdu, soykırımcı olurdu. Şu anda Biden'ın durumu da o. Yani bunu bir tespit etmek istedim. Peki. İkinci bir nokta, neden bunu söyledi? Bir Refah'ı önleyemeyecek, belli oldu. Çünkü şöyle, şimdiye kadar Amerika bir şekliyle İsrail politikalarını çerçeveler, sınırlar ya da etkilerdi. Ama geldiğimiz noktada Netanyahu Amerika politikalarını tayin ediyor. Hı hı. Böyle bir konuma geldi ve Biden'a zaten yöneltilen en önemli eleştiri bu. Yani İsrail bir politika uyguluyor ve siz buna tabi oluyorsunuz diye. Şimdi o seçimlerde etkilemeye başladı tabii. Özellikle 18-35 yaş kuşağında çok ciddi bir Gazze'den dolayı tepki söz konusu. İşte bunu bir şekliyle dengelemeye çalışıyor ama samimi değil, yalancı.
Doğruyu Peki. söylemiyor. Çünkü bundan sonra da devam edecek. Ya geçen hafta 26 milyar dolarlık yardım onaylandı. Şaka mı yapıyorsunuz yani? Şaka mı yapıyorsunuz yani? Bu içeriğinin biraz tansiyonunu düşürmeye yönelik olarak yapılmış bir açıklama. Samimi bulmuyorum. Ekrem abi. Burada aslında ben baştan beri tanım konusunda biraz kafam karışık. Savaş. Burada bir savaş yok. Niçin? İsrail devleti ya da İsrail terör yapısı Gazze'deki sivillere yönelik saldırılar yapıyor. Ne yaşadık biz 7 aydır? Kuzeyden başladı saldırılar. Kuzeyden işte biraz aşağıya, biraz aşağıya falan derken insanları güneyde Refah civarına oraya sığınmaya mecbur bıraktılar. Ve baştan beri hatırlarsanız Refah, İsrail'in güvenli olduğunu söylediği yer. Yani Refah'a gidin, güneye gidin. Güneye giderseniz herhangi problem olmayacak falan dediği yere şimdi insanlar oraya yığıldığında da şu anda çok açık bir şekilde onları orada vuracağım demeye başladı. Burada yine bir savaş yok. Eray Bey çok güzel söyledi. Yani eninde sonunda İsrail doğrudan bir kara savaşına, göğüse muharebeye ya da meskun mahal savaşına cesareti olmadığı için... Bu arada arkadaşlar burayı haritada verebilir miyiz? Arada Eray ya Hocam'ın göstermek istediği şeyler olabilir. Cesareti olmadığı için. Yani şimdi birazdan bunun üzerinden bakın değişik açıklamalar yapmak gerekiyor. Tabii bu burada buradaki mesele şu. Şu anda Biden yaklaşan seçimler dolayısıyla ve şu anda çok konuşmuyoruz ya da etkileri konusunda sadece tahminlerde bulunabiliyoruz ama Amerikan üniversitelerinde başlayıp bütün baskılara, tehditlere rağmen ciddi manada yayılan ve sanki daha da yayılacakmış emaresi gösteren bir hareketlilik var. Ciddi şekilde Filistin yanlısı, İsrail karşıtı ve çok naif şeyler bunlar. Aralarında Yahudilerin de bulunduğu insanlar diyorlar ki Gazze'ye yönelik katliama, soykırıma son verin. Amerika Birleşik Devletleri saldırgana destekten vazgeçsin. Son derece yani insani taleplerle yapılan şey bunlara yönelik olarak İsrail'den, Netanyahu'nun ağzından ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir takım açıklamaları izledik. Ne diyorlar? Bu gençler işte Yahudi karşıtı, antisemit falan diyorlar. Onların da beyanı çok açık. Bir dakika ya aramızda bizim Yahudiler de var. Bunlar da buna karşı çıkıyor. Bizim Yahudilerle bir derdimiz yok, antisemit falan değiliz. Sadece hepimizin gözleri önünde gerçekleştirilen bir katliama son vermenizi istiyoruz falan diye. Burada tabii Amerika'nın kendi iç dengelerinde Trump'ın Biden'dan ne kadar farkı olup olmadığı tartışma konusu. Ne diyor? Ben olsaydım işte bu savaş çıkmazdı falan diyor. Ama şu anda Biden bombaları göndermeyeceğim dediği için de eleştiriyor. Yani son derece karmaşık, ne dedikleri çok anlaşılamayan bir hava var. Bir de Biden'ın bu sözleriyle alakalı Eray Bey başta samimiyetsiz dedi. Hakikaten samimiyetsiz, biraz sonra Mete Bey zannediyorum daha detaylı açıklamalar yapacak. Bir dakika, neyi göndermiyorsun? Zaten şu anda senin gelmek üzere. Belki bekleyen, ulaşan, ulaşmakta olan, önümüzdeki günlerde ulaşacak silahlar var. Ve başından beri orada itiraf ettiğini söylediğiniz şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği mühimmatla, bombalarla, şunla, bunla İsrail sürekli olarak Gazze'yi vurdu. Yani neredeyse 1/4'ünden fazlasını yok etti. 35 bin insanı bilinen rakam katletti. 80 bin civarında yaralı var. Ve 2,5 milyon insanı aç, susuz, ilaçsız, ışıksız, yani akla gelebilen bütün hizmetlerden mahrum hale getirdi. Dolayısıyla burada ilerleyen süreçte bir seçim riski var. İki, uluslararası insan hakları, uluslararası adalet divanı ve uluslararası ceza mahkemesinin vereceği kararlar var. Az önceki o verdiğiniz şey doğrudan bir itiraf. Yani büyük ihtimalle sağlıklı bir mahkeme olsa, arkadaş bir dakika ya bak sen bunu sen söyledin. Bunu sen söyledin. Dolayısıyla sen savaş suçlususun diyecekleri bir şey. Ama nedir? Gücün maalesef adaleti var. Amerika Birleşik Devletleri'nin burnundan kıl aldırmadığı, İsrail'e dokunursanız UCM'ye, Uluslararası Adalet Divanı üyelerine hayatı zindan ederiz falan dedikleri saçma sapan bir durum söz konusu. Aklın ve mantığın tamamen kenara itildiği, artık bir güç dengesinin Allah'tan ki yaklaşan seçimler dolayısıyla kendi içlerinde kim daha belki insanları ikna edebilirse onun öne çıkabileceği, başkanlığı kazanabileceği, seçimleri kazanabileceği bir şey var. Burada da işte bu türden sözlerle zannediyorum biraz kafaları bulandırıp hani ola ki insanları ikna etmeye çalışıyor. Yoksa tümüyle samimiyetsiz, anlamsız, saçma sapan ve tekrar ediyorum bu bir savaş falan değil. Bu bir saldırı, bu resmen katliam, soykırım adına ne diyeceksek diyelim. Canilik.
canilik yani. Başka bir şey yani. Bunun savaş hukukunda, harp hukukunda, uluslararası falan yeri yok efendim. Bu canilik yani. Ben Mete Çavuşoğlu'nu da böyle alayım. Mahkum bırakıp öldürmeye çalışmak. Eray Hocam canilik. Az önce dediniz ya, bu refah operasyonu değil, refah sınır kapısını ele geçirme operasyonu. Biraz bu yani, konu üzerinden geçelim. Yani bu Selahaddin hattını ondan sonra konuşmamız gerekecek galiba. Yani İsrail ne amaçlıyor bu ilk adımıyla? Burada, ve eğer mühimmat alamazsa Amerika Birleşik Devletleri'nden nelere kalkışabilir? O yeni adımlarda nelere yol açabilir? Bunu konuşmamız gerekecek galiba bundan sonraki süreçte. Buyurun. Neden hocam refaha tam anlamıyla girmedi de önce refah sınır kapısını ele geçirme ihtiyacı duydu? İki tane sebebi var. Birincisi, nasıl oldu bu iş? Şuraya tespit kuvvetleri yani tanklar, tank birliklerini tespit kuvveti olarak, yani ateş destek unsurları olarak konuşlandırmış ama bunlar giriş yapmadılar doğudan. Şurada devriye yolu var. Bakın belli belirsiz görülüyor. Bakın şu yol. Yaklaşık sınır hattından Refah sınır kapısının mesafesi de 6-7 kilometre mesafede. Yani çok kolay bir şey. 6-7 kilometre bir zırhlı birlik için çok kolay. 10 dakikalık bir mesele yani. Bir boş bir alan değil boş mi orası? Daha önce devriye de yolundan, devriye için kullanılan devriye bir alan. Girmişler. Refah kapısını işgal etmişler. Zaten kimse yoktu Refah kapısında, gördünüz. Yani kimse yok yani. Yani orada işte şunu diyorlar. Biz Refah kapısından Filistin halkına gelen yardımları kontrol altına aldık. Artık bu bizimsiniz. Şimdi bu doğru Eray değil. Bey, affedersiniz. Zaten kontrol altında değil miydim? Evet, Mısır yani, belki hani, ondan daha fazla kontrol evet, yani ama size bakın, gayri resmi aldığım bilgiler var. Buradan buraya bütün bu ablukaya rağmen bir takım girişlerin olduğu yönünde de çok sağlam bilgiler var. Bırakın onu, buradan çıkışların da olduğuna dair. Yani İsrail ne kadar bunu ablukaya alırsa alsın bir takım sınırlı da olsa giriş çıkışlar oluyor. Yani önleyemezsiniz bu kadar şeyi. Bir kere boş bir binayı ele geçirmekte bir psikolojik mesaj vermeye çalışıyor. Kime? Filistin halkına ve o an, o esnada Kahire'de görüşme yapan, İsrail'le görüşme yapan Hamas üyelerine. Yani bakın burayı da biz aldık, çevirdik, artık yardımlar falan yok. Tamamen. Dolayısıyla biz burada eğer anlaşmazsanız bizim istediğimiz şartlarda sizi her şekilde yok edeceğiz. Metazor, canilik yani. Hani metazor kullanarak bir psikolojik ya. Ama harekat, askeri harekat boş bir şey. Yani gerçekten yani çok hani bir gerçek Hamas üzerinde durum üstünlüğü yaratacak bir manevra değil bu. Bu arada doğuda hala çatışmalarda devam ediyormuş. Şimdi, çok yaşay. Şimdi bir kere bu önemli bir ayrıntı. İkincisi peki ben o zaman şunu soruyorum. İsrail ordusu yani madem siz Hamas üzerinde bir baskı kurmaya çalışıyorsunuz. Şöyle yapın o zaman. Hadi akıl verelim onlara. Girin dört bir taraftan. Zaten Han Yunus'tan birlikleri çekildi bunların. Han Yunus'ta birlikleri vardı biliyorsunuz. Dört tugayın üçünü çektiler. Bir tugay hazır ateş mevzilerinde mevzinin içinde duruyor. Tamam, girin dört bir taraftan. Temizleyin. Hamas'la da görüşmeyin. Bütün Gazze'yi de ilhak edin. Sivilleri de toplayın bir yere sürün. Niye yapmıyorsunuz bunu? Aslında istediği tam olarak da bu galiba, değil mi? Soru şu. İstediği bu. İstediği bu da. Niye yapmıyorsunuz? Bu sorunun cevabı önemli. Yapmıyorlar mı, yapamıyorlar mı diye soruyorlar. Ya şimdi ben hep üzülüyorum. Bakın biz de farkında olmadan bir şeye alet oluyoruz. Amerika işte şey yapmış da o da Netanyahu da diyor ki yalnız kalsak da savaşırız da yok Amerika tekrar bombaları geri göndermiş de. Tamam da Hamas'a sordunuz mu? Hamas bu konuda ne diyor? Yani şimdi Netanyahu çıktı. Yalnız kalsak da tırnaklarımızda filan. Hamas ne diyor peki? Gel diyor. Ben burada ölmeyi bekliyorum. Gel. Hadi bakalım hesaplaşalım. Girdin. Şimdi şunu soruyorum bakın yani bazen böyle diyorlar ki hoca abartıyorsun şu bu. Ya ben soru cevap yapalım o zaman. Evet. Hadi benim kendi fikirlerim. Şimdi Beyt Hanun, Beyt Lahya, Nasır Mahallesi ve Zeytun Mahallesi. Şu alanda İsrail askerleri Gazze şehir merkezine girebildiler mi? Giremediler. Bu bir. Şu alanda İsrail Refah'la uğraşırken bu alanda çatışma var mı yok mu? Var. Şimdi ama size diyecekler ki şifa hastanesini çevirdiler. Bak, nasıl yaptılar madem giremediler tamam. Diyecekler herhalde. Yani neticede
Buralarda gece saatlerinde özellikle Hamas gece çünkü savaşıyor. Gece sızıyor. Kısa ve ölümcül darbeler vuruyor ve çekiliyor. Var. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Şifa hastanesini çevirdi. Hamas'ın şifa hastanesi diye bir derdi yok. Hamas'ın bir bölge derdi yok. Düşman neredeyse bekler. Onun uygun bir pozisyona gelmesini sabırla gözetler. Geldiği zaman şartlar uygunsa vurur ve kaçar. Bu şifa hastanesi, bunun dışında İsrail askeri şifa hastanesine de gidebilir. Başka meclisinlerine de gidebilirler. Dolanabilirler. Sahilde yüzebilirler de bunu da yaptılar. Hamas'ın öyle bir şeyi yok. Bir stratejisi yok. Hamas buradaki meskun mahallelerin, arazinin kendisine sağladığı avantajları özellikle geceliğin fırsata çevirip kısa ve ölümcül darbeler vurarak düşmanı yıpratmaya çalışıyor. Hamas için bu bir yıpratma savaşıdır. Bölge savaşı değildir. Tamam. Bütün bölge, bütün savaş alanı işte bütün Gazze bölgesi. Burası adamlar kendileri için son vatan toprağı olarak görüyorlar. Peki. Devam şimdi edeceğiz hocam. Bakın, buralarda hala çatışmalar varken, hala daha pazartesiden önce şurada hatırlayın onlarca roket atılıp İsrail'in toplanma bölgesindeki askerlerinden 4 tanesi 10 tanesi yaralamadı mı? Hani Hamas'ın gücü bitmişti? Ya bakın bunlar yanlış şeyler. Hamas tabii ki şunu hesap ediyor. Ben bu savaşı ne kadar uzun götürebilirim? Benim tahminim 1,5 yıl rahat daha bunu yani rahat olmasa bile kademeli olarak Hamas 1,5 yıl daha bu savaşı yıpratma savaşını götürebilir. Ben size şunu soruyorum. Hocam devam edelim ya birazdan. Şunu soruyorum. Peki İsrail 1,5 yıl bu savaşı daha devam ettirebilir mi? Bu kadar yıkıcı ve yakıcı gücüyle her tarafı yakıp yıksa dahi. Bakın 215. gün bugün. Değil mi? Yani bu savaşı ne kadar devam ettirebilir? Şimdi toplam 15 bin civarında kaybı olduğu tahmin ediliyor. Ölü ve yaralı muharebe dışı kalan. Ölü toplam değil, ölü değil. Toplam ölü ve yaralı. Şimdi bunun 20 bine çıkması durumunda 10 milyonluk İsrail'in iç kamuoyu nasıl bir şey? Yarın 133 rehineden 3 tanesi daha dediler ki İsrail'in attığı bombalarla öldü. Hani bir aile var filan. Çok dramatik tabii. İstemem yani. Kimse ölmesin. Ama böyle bir olay oldu. İsrail kamuoyu ne olur? Biden'ı dinlerler mi? Netanyahu ya şimdi dolayısıyla arkadaş, yani tabii İsrail kamuoyu, İsrail'deki Yahudiler işte darbe yapacak, sokakları ayağa kaldıracak bir profilde midir? Bunu da tartışmamız lazım. Bunlardan belki bir tanesi de İsrail iç kamuoyudur. İkincisi Hamas'ın direnişidir. Hiç bunlar ihmal ediliyor yani. Üçüncüsü öğrenci eylemleri. Dördüncüsü efendime söyleyeyim gerçekten hani insanlık vicdanı olan insanların kolektif olarak hükümetler üzerine yapmış olduğu baskılar. İşte hocam çıkıyor sonra İsrail yönetimi de hepiniz antisemitsiniz diyor. Allah belanızı versin diyor. Dolayısıyla i̇şte, şimdi burada Netanyahu... Bu dünya amalekliler diyor biz aydınlanan insanlarıyız diyor. İki tane seçeneği var Netanyahu. Şimdi Netanyahu eğer buradan kendi istediği tarzda bir barış elde edip yani Hamas'ın yok edildiği, Kassam Tugaylarının tasfiye edildiği bir barış masasında yani Gazze'yi ilhak edebileceği bir şartlarda barış yaparsa bu savaş durur ve Netanyahu da koltuğunu korur. Diyecek ki görüyor musunuz bakın ben Gazze'yi aldım işte. Hoşçakalın, tamam savaş, bana böyle dediniz ama sizin söylediğiniz şartlarda savaşın devam edeceğini düşünmemiz lazım. Hocam burada bir virgül koyalım mı? Mete Soğutoğlu'nun hazırladığı son bir görsel. Son bir şey daha söyleyeyim Mete'den izin alarak bir cümle bitireyim ondan tamam, sonra. Tamam peki. Ya da yani topyekün böyle intiharvari saldırılara girerler. Bakın yani Netanyahu öyle bir gözü dönmüş ki kendi kendini de imha edecek bir pozisyona kendisini de sokabilir.